Evet, sağ olun. Sizden. Onun içinde pompaları, kontrolleri, elektrik sarfiyatları, duruyor, arızası çalışıyor. Hem de çabuk çürütmüş besinimizde bilgileri buraya aktarılıyor. Gün sonunda ne kadar elektrik harcandı, ne kadar tutuyor, su harcandı, bu bilgilerin hepsi de sıkıntı arkadaşlarımızla rapor ediyoruz. Aşağı taşıyor, taşmış oluyor. Orada karısı hele sonra karısı da kartı yukarı çıkıyor ve zemindeki topraktaki çamurdaki neme alarak kuru hale getiriyor. Yöntem limanlarda kullanılıyor. Böyle bir yöntem. Şimdi ileride ıslak olan yeri bir görelim, bir batsın. Geçen bana yaptığı uygulama yaptınız ya. Islak yere yani. Islak. Bu da kayboluyor. Yaptığınız yere gel. Bununla ürettiğimiz havayı bunda bu yaptığımız imalatta 34 tanesi oluyor başkanım. 39 tane bu çalışma yapıyor. Havuzu boşaltıp bu çizgiyle yapmak toplamana rica ettik. Kortumlar ya bakalım. Sıcak kortumla bağlanan ilgili bu çan çalışacak. Şu anda çalışıyor. Evet. Bu yerden 55-60 santim kaldırıyor. 5 kafalar yeter. Ahmet Bey. Bir dirsek yapıp güneye doğru akıyor. Bizim yeni proje önerimizde Onur Beylerle çalıştığımız buradan bu kanalı güneye kıvırmak yerine dümdüz kanalımızı uzatmak gerektiği izini aldıktan sonra. Ve karşılaştığımız yer Gediz Nehri'nin Menderes çizdiği ve Orta Körfez'e açılan nokta. Burası çok derin. Hızla derinleşen bir bölge. Dolayısıyla hem burada bu sediman birikimi, yosun oluşması, işte ötrofikasyon olmasını engelleyeceğiz. Hem suyu bu tarafa taşıyacağız. Fakat bu noktaya ulaştırdıktan sonra bu bölge büyükşehir ve çoğunlukla iç su mülkiyetinde. Bu bölgede de belli taşkın alanları yaparak buradaki tarihi çiftlik yapılarında da manda o şehirde de vardı. Anladım. Baysan'ın, İstarım'ın yönetebileceği bir manda çiftliği haline getireceğiz. Güzel. Su iki kere filtrelenerek denize ulaşacak, kalitesi artacak çünkü sazlık alan çok fazla filtrasyon sağlıyor, doğal filtrasyon. Bir artısı bu olacak. İkincisi sığ bölgeye değil açık bölgeye ulaşacak. Üçüncüsü bölge için ve bizim tarım politikamızın önemli bir ayağı olan tarımsal kalkınmaya katkısı olacak. Böylece Ali Bey her sene olacak. Burayı temizleme mecburiyetinden kurtulacak. Kurtulacak. Başkanım, bir kere temizleş. Kesinlikle başkanım. O da dördüncü sen faydası. Bir de başkanım yani tabii temizlenmesi bir önemli. Şey fakat yani okyanustan bir kepçe su almak gibi buradan çamur çıkarmak. Burası binlerce yılda birikmiş tabii, bir tabii. Çamur ve alüvyon yatağı. Yani burada bir değişiklik, kalıcı bir değişiklik yaratmak imkansız. Evet. Şu yüzeyde birikmiş olan, en tabii yakın noktada birikmiş olan. Bir yıl işte etkileyecek. O arada da biz diğer projemizi yaparsak. Başkanım evet. İkinci projemizi de anlatalım. Ondan sonra sanırım. Evet. Şimdi bir de bu noktada gerek olmasa bile körfezin tamamından biz her zaman çamur temizliyoruz ve bunu bir yere dökmek her zaman bir konu. Şu anda ta şu bölgede olan Urla açıklarındaki yere değil mi? İznimiz oraya. Yeni Koça'nın oraya gidiyor. Yani korkunç bir taşıma maliyeti var. İklim kriziyle denizin yükselmesiyle buradaki bir tarihi dalyan yapısı tamamen su altında kaldı. Şu anda gördüğünüz yer suyun altı. Ama aslında şu bölge olduğu gibi bir kara parçasıydı. Evet. Bizim projemiz bir ekolojik restorasyon projesi aynı zamanda. Bu tarama çamurları için bakanlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra
tarihi Çiliaz Magdalya'nın restorasyonu. Bu bizim 50 yıllık çamur birikimimizi çözecek. Ekolojik restorasyon projesi ve bizim taşıma maliyetimizi misliyle azaltacak olan yani bir proje. Yani biz çamuru buraya mı dökeceğiz? Evet, çamurla Dalyan'ı restore edeceğiz yeni baştan. Şimdi yani bu çamuru kurutma, bilmem çürütme falan filan bunlardan vaz mı geçiyoruz? Çamuru kurutma, çürütme zaten öyle bir şeyimiz yok. Biz şu anda yeni Foça'nın açıklarını atıyoruz. Ya da Manisa'ya götürüyoruz. Yok, o ayrı bir çamur başkanı. Ha pardon. Bu deriz buradan çıkar. Bu körfez taramalarından başkanı. Şu anda da yapıyoruz ya. Yok, onu oraya dökemeyiz. Bu buradan yani zaten buranın kendi doğal malzemesi. Anladım. Tabii ki çamurun kalitesi, değerleri onlara bakmak gerekiyor ama dünyada çok fazla örnekleri var. Üzerine işte belli malzemelerle falan böyle bir. Bu da bizim hani bir çamur depolama alanımız var değil mi? Çalışıyoruz herhalde. Geminin girebileceği derinliği ve genişliği aşacağız. Çok fazla değil. Şuradan sadece bize de yatak olacak. Biz arıtmanın çıktığı nokta bu olduğu için biz şu civarı, yani şu alanı tarayacağız. Şimdi bunu yapabilmek için bizim bunun chat iznimiz var. Chat izniyle hiç uğraşmayacağız. Doğru. Doğru. Bunun chat izni olduğu için bizim sadece dökü iznimiz yok. Biz buna bir dökü iznimizi alacağız. Şimdi biz bunun şeyini çıkardık. Bunu da biz alamıyoruz. Bakanlık diyor ki yetkili bir yetkilendirdiğim bir firma gelsin için bunu yersin de yaptık, hiç gecikmedik. Çok kısa bir zamanda zannedersem bir ay içinde de alacağız bunun dökü iznini. Biz önümüzdeki büyük ölçekte yeni Foça. Biz önümüzdeki yaza kadar şurada bir kanal açıp hem suyun buradan sirküle edip gitmesi hem de bu alanı çok derine almayacağız. Sirkülasyon kanalı gibi eksi altları almayacağız. Eksi bir buçuk, eksi iki. Doğru. Evet. Doğru başkanım. Konu. Şimdi burada biz yaptığımız bir iki çalışma daha var. Hem buradan da komple hocalarımız istemişti ya. Numune analiz alıyoruz şu an. Bunu da yersini yaptık. Ayrıca şimdi bir yer daha yapıyoruz. O bize şey yaptı. Burada sondaj yapacağız. Sondajlar. Burada tabii malzemesinin üstüne arıtma hani çamuru geldi diyorlar ya. Ne kadar geldiğini de görmüş olacağız. Dolayısıyla biz belki de diyelim 1 metre ise biz sadece taramada onu alırız. Biraz daha altta emniyet katsayısını alır. Yani doğal haline getirir. Yani rastgele hani bir değil bilimsel olarak bir kod vermiş oluruz. Peki. Bostan'dan devam edelim. Tamam. Bir de Bostan'ı sayılır ürünün bir ara kapsamında yoktu başkanım. O da Çetar. Onu anlatayım demek istedim. Onu bence o da önemli. Bostan sayılır hani orada ne yapıyoruz? Orada da... Burada da başkanım şu sirkülasyon kanalımızın izi var ya. Evet. Bundan şu sahil arasında kalan kısım inanılmaz, o da böyle sığlaşmış. Oradan da kuru çıkma şey olduğu için ve bu yosun patlamalarının da çok olduğu nokta. Burası yalnız bizim chat izninde olmadığı için biz 2-3 dosya ayarlamadık. Aynı dosyanın içinde bunun hem chat izni hem de dökü iznini alacağız. Yani burada şu alan başkanım, Peynircioğlu ile Bostanlı arası. Yani bu şekilde su kanalı tek başına açılsaydı bizim işimizi görmeyecektik. Çünkü neden başkanım? Şimdi kıyıya olan mesafeler 2,5 metre, 2,5 metre kuru mesafe var. 600 metre var, 700 metre var. Dolayısıyla bu kenar sığlaşmaları bu sirkülasyon kanalı alamaz. Tabii. Yani biz bu sığlaşmayı alacağız. Kenardaki sığlaşmayı Deraz'dan alacağız. Bir de kirli bir ortaya nedenleri ortaya kaldıracağız. Çok sonraki sen eğer olursa da. Zaten biz burayı da patlattık zaten. Dere temizlik. Bu Bostanlı'yla Peynircioğlu'nun esnasında şurada da açıldı zaten. Dolayısıyla tam bir simülasyonumuz olmuş. Yani süre Su Genel Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarımızla beraber Çiğli Arıtma Tesisindeyiz. Bu sene İzmir'de yoğun bir koku sorunu yaşandı. Nisan-Mayıs aylarında. O günden beridir de bir yandan kısa sürede akut sorunları çözecek ve bu koku meselesini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacak girişimlerde bulunduk. Bir yandan da kurduğumuz kriz masasıyla orta uzun vadede yapılacak koku master planının ilkelerini, takvimini belirlemeye çalıştık. Hem çevre mühendisleri odamız hem çok kıymetli akademisyenlerimizle birlikte bu çalışmalar devam ediyor. Şunu söylemem mümkün. Nisan-Mayıs aylarından sonra hemşeri iletişim merkezimize gelen şikayetlerin oranında ciddi bir düşüş var. Bu da şu ana kadar alınmış olan
tedbirler şu ana kadar hızlı üretilen çözümler vesilesiyle oldu. Bir son olarak şunu söyleyeyim. Var mı başka sorunuz bilmiyorum. Başkanım, buraya birlikte çalışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ne kadarlık bir yatırım yapacak toplamda? Rakamlar çok yüksek. Şu anda kesin bir rakam söylemek mümkün değil ama birçok başlıkta ciddi çalışmalarımız var. Bir yandan en az 180 milyon civarında 3 fazın restorasyonu için bir kaynak ayırıyoruz. 4. faz ayrı bir kaynak. İşte bugüne kadar tesis yapıldığından beri yaklaşık 2,5 milyon metreküp çamurun giderilmesi ve tekrar doğaya kazandırılması ile ilgili yürütülen çalışmalar var. İşte deşarj ağzının temizlenmesi gibi çalışmalar var. Daha birçok başlıklı çalışmalar var. Ama hani İzmir'e helal olsun, sonuçta bunları yapacağız. Şu kadarını söyleyeyim. İSSU Genel Müdürümüz başta olmak üzere tüm genel müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımız, müdürlerimiz ve tüm İSSU personeli sorumluluğumuzun farkında ve gecelerini gündüzlerine katarak çok yoğun bir çalışma içindeler. Ve çok hızlı da sonuç almaya başladık. Hani bir insan arıtma tesisinde içi açılır mı? Evet, benim içim açıldı. Hakikaten çok gurur duyuyorum arkadaşlarımla. Bu kadar kısa sürede bu kadar iyi çözümler üretilmiş olmasından çok mutluyum. En azından şu sözü vererek tamamlayayım. Gelecek sene İzmir'de böyle bir koku sorunu yaşanmayacak.